Merhabalar değerli izleyiciler. Adıyaman'da, Adıyaman'ın merkezinde, stadyumun yanında kapalı spor salonundayız. Depremin yaraları sarılıyor. Bir yandan Adıyaman'da enkaz kaldırılıyor. Diğer taraftan hasar tespit çalışmaları devam ediyor şehirde. Bir yandan da şehirde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Şimdi onların birinin içindeyiz. Vatandaşın hangi tür ihtiyaçları nasıl karşılanıyor, burada sistem nasıl işliyor, bunu çalışmanın sahibi Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'la konuşacağız. Merhabalar Sayın Demircan. Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi şöyle, malum büyük bir felaketin içerisindeyiz. Bu felakette doğrudan mağdur olmuş depremzede 20 bin bina var. Evet. Bu 20 bin binada işte 10 binlerce insan var. Dolayısıyla akut çalışmalarından sonra normal yaşamı, insanlara destek olma en önemli vazifemiz. Ve vatandaşımızdan, milletimizden Allah razı olsun yüzlerce tır gönderdiler. Onların emanetleri bizim emanetimiz. O emanetleri de sahiplerine adaletli bir şekilde dağıtmak da vazifemiz. Evet. Burada kurduğumuz sosyal markette bir yandan ihtiyacını vatandaşa gelip burada seçen ne ihtiyacı varsa onu alsın diye bir gayretimiz var. Öte yandan bir adaletli bir dağıtım olsun. Yani güçlünün elinde kalmasın, zayıf da bundan istifade etsin. Bir dinginlik olsun istedik. Bugün 4. gün ve dışarıda buna da çok büyük bir oranda vatandaşımız zaten uyuyor. Güzel bir ortam yarattık. Şükürler olsun gönüllerimize. Şimdi tam onu ifade edelim. Buradan şöyle 45 kategoride malzemeler var. Bunun içinde su da var, dezenfektan da var, yani kuru bakliyat da var. Şu an ihtiyaç duyacağı her türlü ihtiyaç. 45 kategoride diyemeyiz ki binlerce çeşitte her türlü detay ihtiyaç. Asgari ihtiyaçlar diyelim. Asgari ihtiyaçları burada var. Ama bu asgari ihtiyaçlarından bugün buna ihtiyacı var da yarın başka bir şeye ihtiyacı var. Onların hepsini birden depolamasına gerek yok. Buradan ihtiyacını gelip alabilir. Evet. Bu sistem var. Burada zaten kayıtlı içeri giriyor, kayıttan çıkıyor. Dolayısıyla bir adalet sistemi de oluştuğu için vatandaşta bir güven oluşturdu. Ama en önemlisi insani. Yani burada gelip ihtiyacını çözüp alması onu daha mutlu ediyor. Tabii. Bu birincisi, bunun 10'a kadar çıkartacağız inşallah. Adıyaman merkezde böyle Adıyaman merkez için söylüyorum. Evet. Böyle bir sistem kurduk. Bu nasıl sistem işliyor? Sistem onu şuradan anlatabilirsek. Sistem yani geldi. Vatandaş geldiğinde burada önce vatandaşımız olduğunu tespit ediyoruz. Sonra depremzede olduğunu anlıyoruz ve burada ikamet ettiğini tespit ediyoruz. Evet. Ondan sonra içeri girdikten sonra aldığı malzemeyi de çıkışta ona ne verdiğimizi biliyoruz. Evet. Bu bir müddet sonra aynı şeyi defalarca almasını engellemiş. Yani varsa bir başkası kayıt altına alınıyor. O kaydından mesela senede bir ihtiyacı olan mal da var. Her gün ihtiyacı olan yumurta da var. Evet. Onu dengeli bir şekilde alsın. Çok stok yapmaya ihtiyaç hissetmesin. Gelsin gitsin sürekli alsın ve böylelikle elimizdeki stoğu daha fazla insana adil bir şekilde dağıtmış olalım. Hedef bu. Bunu başarıyoruz. Bunu da vatandaş hemen algıladı zaten. Mutlu. Biz de mutluyuz. Hizmet alanlar da mutlu. Ama elbette burası çok büyük. Tek bir yer noktadan bu işi yapmak mümkün değil. Mesela biz burada günde 600-650 aile ağırlayabiliyoruz. Çünkü içeride bir alışveriş yapma vaktine de ihtiyacı var. Onun için bunları artırıp 10 noktaya çıkarsak demek ki günde 5000 aileye hizmet verir hale gelirsek, bu da ortalama 5 kişiden 25 bin kişiye eder. Haftada bir gelmiş olsa demek ki biz Adıyaman'da gelen yardımları sağlıklı bir şekilde de dağıtmış oluruz. 10 market dediğimiz bir parçalanma, ona mı bölündü Adıyaman? Nasıl? Hayır, lokasyonlar nüfus yoğunluklarının ulaşım da dikkate alınarak nerelerde yaparsak yani çok da fazla yürümeden makul mesafede gelip alabileceği yerler tespit ettik. Evet. Onları şu an bir yandan inşa ediyoruz, bir yandan hizmete alıyoruz. Yani vatandaş buraya geldiğinde aslında poşetini de alıyor gördüğümüz. Evet. Oradan 3 tane 5 tane değil de seçiyor, ihtiyacı kadarını alıyor. Şimdi burayı da gördüğü için yani aman her şeyi toplayayım götüreyim de demiyor. Bu önemli bir şey. Çünkü o onu stoğu almaya başladı mı onları koruyamaz. Ortam uygun değil ama buraya her gün gelip gidip ihtiyacını alır. Bittikçe de tedarik eder. Peki siz buradaki dağıtılan ürünü nasıl temin ediyorsunuz? Gelen yardımlar var bize. Yardım malzemeleri. Yardımlar ana depolarda
stoklanmış durumda, oradan buraya çekiyoruz ve bu arada yardım gelmeye devam ediyor. Evet. Bazılarını doğrudan buraya indiriyoruz, bazılarını oraya iniyoruz, oradan çekiyoruz, orayı yönetiyoruz. Güzel. İki türlü lojistik var. Bir ana lojistik, iki vatandaşa yardımı götürdüğümüz marketler. Sistem, sosyal market olarak isimlendirildi. Sosyal market olarak isimlendirdik. Bunu geçmişte daha evvel de denemiştik. Ben şahsen Beyoğlu Belediye Başkanı iken yaptığımız bir şeydi. Halen sosyal yardım marketi, sosyal market vakfımız var bizim ve onu da işliyor, halen devam ediyor. Oradaki yazılımlar, oradaki kurgu, oradaki düzen buraya know-how olarak geldi. Onu kurguladık. Biraz zaman aldı, bir hafta aldı ama bir hafta sonunda sistemi kurgulayınca işe başlamış olduk. Aslında normal bildiğimiz marketlerde ücretli yapılan iş, burada ücretsiz ve daha insani yaşanıyor. Aynen, daha insani. Vatandaşımız burada kendini ezik ve şey hissetmiyor. Bir vatandaş olarak gelmiş, bakın burada ablamız leğenini almış, birisi battaniyeyi almış, öteki evet, bir başka şeyi alıyor. İhtiyacını bir neyse. Bir battaniyeleri almıyor. Bir tane. Yok, bir ihtiyacını alıyor. Çünkü biliyor ki o bunun devamı burada ona var. Yine gelecek, ihtiyacı olsa yine gelip alacak. Evet. Bu. Teşekkür ediyoruz. Var mı ekleyeceğiniz? Yok, şu unuttum. Sen kendin zaten yorumlarını yaparsın millete. Evet, teşekkür ediyoruz. Peki, hadi, kolay gelsin. Kolaylıklar diliyoruz. Tamam. Diğer ilçelerde unutmadan onları sor. İlçelerde ne durum? İlçeler, herkes kendince bir sosyal market mantığı geliştirmiş durumda. Burasında gördüm benzerini. Ha. Ama tabii burası yoğun olduğu için, yani mesela köy ortamında ortaya gelen her şeyi herkes biliyor. Evet. Ve onu hemen dağıtmak mümkün. Adet az oldu. Adet çoğaldıkça insanlara bu adaleti sağlayıp dağıtmak zorlaşıyor. Evet. Onun için burada kıymetli oluyor bu. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler. Adıyaman'da stadın yanında kapalı spor salonu burası ve burası şu an sosyal market olarak çalışıyor. Vatandaş, bu bölgede oturan vatandaş buraya kimliğiyle geliyor. Kendisi o masada kayıt yaptırıyor, poşetini alıyor ve poşeti aldıktan sonra da sırayla gezerek ihtiyaç, hangi ürünlerse o ürünleri alıyor çantasına, ama tabii fazla alamıyor. Birer tane alabiliyor, ihtiyacı kadar alabiliyor. Daha sonra arka tarafta yine çıkış kasa diye ifade edilebilecek olan çıkış kasaları var. Oralarda alınan bütün ürünler kayıt altına geçiriliyor ve bütün ürünlerden birer tane alması sağlandıktan sonra da çıkıyor. O arada daha sonra hangi aralıklarla gelip tekrar alışveriş yapar, onu da sanıyorum o şeyin süresi belirliyor. Aldığı ürünün bitme süresi belirliyor olabilir. Burada A'dan Z'ye hemen hemen bir evde ihtiyaç hissedilebilecek ürünler var. Battaniyeler var, yorganlar vardı, yorganlar bitmiş az önce burada. Temizlik maddeleri, hijyen ürünleri var yine. Havlular, kağıt havlular, peçeteler ve arkada diş macunundan tutun da gıda ürünlerine kadar bütün ürünler burada mevcut. Ve bu sayının 10'a çıkması hedefleniyor Adıyaman'da. Şu an Adıyaman merkezde burası işliyor ve Adıyamanlılar kapıda gelerek orada sırayla kalabalık izdiham yaşanmaması için de 3'er 5'erli gruplar halinde içeri alınıyorlar. Ve daha sonra yavaş, sakin sakin içeride alışverişini yaparak buradan aldığı ürünlerle evine gidiyor. Daha insani bir ortam hazırlanmış burada. Evet, Adıyaman'da depremin yaraları bir yandan sarılıyor. Normalleşme çabaları da devam ediyor. Bu çabada onlardan birisi olarak ifade edilebilir. Adıyaman'dan aktaracağımız notlar bu şekilde diyelim ve sözü İstanbul stüdyomuza bırakalım.